Evet, Işıklı Gölü'nden hepinize merhaba. Diğer adı da Çivril Gölü. Neredeyiz? Denizli'ye aslında yakınız. Denizli'ye bağlı Çivril Ovası'nın üzerine kurulu bir göl. Tatlısu Gölü. Ben bu yaşıma kadar buraya ilk defa gelmenin utancını yaşıyorum. Birazdan sizlerle paylaşacağım görüntülere inanamayacaksınız. Böyle bir cennet bizim ülkemizde ve biz buna yıllarca uzak kalmışız. Özellikle ben, aranızda belki görenler vardır, gelenler vardır ama bu görüntüleri, bu çekimleri gördükten sonra belki de mutlaka rotalarınız arasına alacaksınız. Uyarım şu, burası milli park olduğu için, sit alanı olduğu için nilüfer çiçeklerini suda görüp aa ne güzelmiş diye gül koparır gibi koparırsanız dünyanın en pahalı çiçeğini satın almış oluyorsunuz. Çünkü 73 bin lira cezası var. Muhtemelen ben bu YouTube videomun üzerine de dünyanın en pahalı çiçeği diye yazmış olabilirim. Ona mutlaka dikkat edin. Çiçekleri böyle kafanıza göre koparmayın. Şimdi sizlerle beraber göle çıkıyoruz. Şu saatten sonra aslında ben ne dersem diyeyim, sözler değil, görüntüler konuşacak. Evet, Çivril Gölü'nden, Işıklı Gölü'nden herkese merhabalar. İnanılmaz bir yerdeyiz. Yani ben Türkiye'de böyle bir yer olduğunu yeni öğrendiğim için çok üzülüyorum. Ağlamak üzereyim. Şu güzelliğe bakar mısınız? İnanılmaz bir yerdeyiz. Güne o kadar güzel başladık ki anlatamam. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şu güzelliğe bakar mısınız? Dağlar, el sallayan ailemiz. Evet, lavanta tarlaları. Salla dedik ama bize yetmez dedik. Işıklı Gölü'nü de son dakika dahil ettik. Ailemiz şu anda mutluluğu anlatılacak gibi değil. Bakın karşıda nilüferlerin arasına dalacağız. Nilüferlerin arasında bu botlar akacaklar. Türkan Hanım, mutlu muyuz? Bakar mısınız pelikanlara? Emekliliğini bu. Ooo, bakın ne kadar güzel uçuyorlar. Arkasından bir tane daha geldi. Nilüferlere doğru ilerliyoruz. Bu nilüferler Mayıs ve Haziran ayında çok fazla oluyormuş ama şu an Temmuz'un 8'i olmasına rağmen gerçekten inanılmaz güzel. Yaklaşıyoruz. Bakın nilüfer çiçekleri açmış. Nilüfer çiçekleri sabah 10 gibi açıyor. Evet, randevusu var. Sabah 10 oldu mu açıyorlar. Çünkü güneşi görüyorlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Yani şu çektiğim karelerde dursam herhalde 100 tane muhteşem fotoğraf karesi çıkar. Nasıl bir güzellik ya, bu nasıl bir güzellik? Neredeyiz arkadaşım ya? Bu dünyanın başka bir ülkesi olsaydı 100.000 kere ortaya çıkardı burası. 100.000 kere. Ya şuraya bakar mısınız? Bakar mısınız şu hanımefendilerin güzel... şu hanımefendi ya, bırakın onları ha. Hanımefendi. Bakın, lavanta tarlası salda turu olursa ne yapın edin acentanızdan. Acentanızdan ısrarla isteyiniz. Beydilli muhtarımız sağ olsun kaptanlık da yapıyor. Burası için çok emek veriyorsunuz. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Siz de geldiniz, bizi sevindirdiniz. Beydilli mahallemiz Çivril Belediye'mizle birlikte 2 yıldır güzel bir çalışma başlattı. Bu nilüfer çiçeklerimiz 55 yıldır burada ama... 55 yıldır? Evet. Ben 52 yaşındayım, haberim yok. Evet. Ya hiçbirimizin haberi yok. Mutlu musunuz? Çok. 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 Bakar mısınız nereye giriyoruz arkadaş? Vietnam'da Mekong Deltası'nda değiliz. Burası Vietnam değil, burası Türkiye. Denizli'nin hemen yanı başı. Oraya giren oradan çıkabiliyor mu arkadaşlar? Çıkabiliyor, evet, gördünüz mü? Gölde sanki hiçbir yer kalmamış gibi, gördüğünüz gibi böyle dehlizlerden geçiyoruz. Harika bir atmosfer. Bulunduğumuz göl bir tatlı su gölü ve sit alanı. Fotoğrafçıların aklını kaçıracağı bir yer. Yani şu tak şöyle bir kare mesela atıyorum. Şöyle bir kare alabilirsiniz.
Nilüfer çiçeklerini görebilmek için sabah 10 ile akşam 5 arasında burada olmanız lazım. Çünkü güneşi seviyor. Güneşi gördüğünde ortaya çıkıyor. Hava karardığında benim bugünkü mesaim bitti. Yarın görüşmek üzere diyor nilüfer çiçekleri. Bunun dışında buraya geldiğinizde bu kayıklara, motorlu kayık bunlar. Şu anda biz şeye aldık, rolantiye aldık, yani sessizliğin sesini yaşamak için. Burada bu kayıklara 100 lira ödüyorsunuz. 4 kişi binebiliyorsunuz. Ya isterseniz tek kişi binin, 2 kişi binin yine 100 lira ödüyorsunuz. İnternete girip de Işıklı Göl yazdığınızda artık gerçekten çok fazla materyalle karşılaşabiliyorsunuz. Sayın muhtarımız da sağ olsun bugün bizim kaptanlığımızı yapıyor. Yani ne derler değil mi? Fabrikan varsa gideceksin, başında duracaksın. Koskoca muhtarım bugün burada bizi gezdiriyor. Evet, çok güzel resimler, videolar çektik. Çekmeye de devam edeceğiz. Sizlere de paylaşacağım. Instagram'da biraz daha ağırlıklı paylaşıyorum. Evet, son bir kez şöyle gösteriyorum size bu uçsuz bucaksız güzelliği. Gerçekten enfes bir manzara. I'm singing in the rain diye başlasam herhalde hiç abartı olmaz. Şu mutluluğa bakar mısınız? Sağımız, solumuz, serbest. Bakın ondan da geliyorlar.